Merhabalar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Cemani tavuklarıyla bizim Hint tavuklarını çıkarttım. Bir de tabii ki köy tavuğumuz da dışarıda. Bakın Cemani ters ters yaklaşıyor. Büyük ihtimalle kavga edecekler ama Cemaniler daha yetişkin olduğu için Hintler bırakacaktır yani tavuklarım. Yani Hint tavukları çok fazla gelişmedi. Hafifler yani. Yumurtayı da yer değiştirene kadar aslında güzel yapıyorlardı ama yer değiştirince yumurta işinden vazgeçtiler. Bakın bizim cemanilerin şu tüy dökmüş arkadaşlar. Şöyle yaklaşayım, bakın boyun kısımlarında yeniden çıkmaya başlamış tüyler. Bakalım inşallah. Yani cemanileri aşağı yukarı her gün salmaya çalışıyorum. Yine Hintleri de salıyorum. Böyle bir şeyler takılıyorlar. Yani inşallah güzel güzel yumurtlayacaklar. Yani cemani çok sorun var ama yumurta yok arkadaşlar maalesef. Şimdi içeri doğru geçelim. İçeriye geçmeden kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. 10.000'e doğru adım adım gidiyoruz inşallah. Putin. Ne yapıyorsun Putin? Bakın buraları Putin zorluyor. Tel getirip buraları biraz daha güçlendirmemiz gerekecek. Kötü durumlarla karşılaşmamak için. Bizim horoz burada bakın. Horozları çıkartmadım. Hint horozuyla karaoğlanı. Oğlum. Yani birçok arkadaşımız bu yumurta verimsizliğini şu tüy dökümünden kaynaklandığını söylüyor. Muhtemelen öyle çünkü yani yok arkadaşlar çok tüy var yerde. Tüy döküyorlar. Şöyle de ayrı kızanlarımızın yanına geçelim. Kızlar. Bu arada arkadaşlar bizim kaptanın yedek horozu. Oğlum şöyle bir geç bakalım. Kaptanın yedek horozunun adı Zabit oldu. Kaptan gemilerde hem kaptan hem de zabit oluyormuş. Bir arkadaş abimiz yorum atmıştı bu şekilde. Ben de o yüzden bunun adını zabit koydum. Bakalım böyle takılıyorlar. Şu anlık yani bakın tavukların tüylerinde herhangi bir bozulma yok. İki horoz olmasına rağmen. Lan bir susun be. İki horoz var ama tüylerde bozulma yok. O yüzden şu anlık tutuyoruz. Bakalım şöyle bir dolaşalım. Sultanlarımız. Yine bugün iki tane yumurta yapmışlardı. Bugün yumurtaları erkenden topladım arkadaşlar. Çünkü yarın kargoya vereceğim. Onları güzelce hazırladım. Yarına hazır olsun. Nemati çık bakayım. Evet. Yine bugün cüce koşinlerimiz de çok şükür yavaş yavaş başlıyorlar yumurtaya. Onlardan da yumurta aldım. Tabii yetişmiyor arkadaşlar. Şimdi ayın 19'unda biliyorsunuz. Makineden bıldırcınlar çıkacak. Yer açılacak. Hayati. Ne oldu oğlum? Senin manitaya dokunduk. He? Hayati. Hayati. Burada evet iki tane yumurta almıştım bugün. Şu anlık başka yok. Belki olabilir ama bilmiyoruz tam. Çünkü şu an saat daha 5 falan. Bu saatten sonra yumurta yapabilirler. Çünkü bizim tavuklar geç yumurtluyor biliyorsunuz. Sapık. Sapık neredesin? Bakın sapık burada. Aha, sen çıkarsın şimdi bekle. Ne oldu lan sapık? Bakın arkadaşlar o tavuğun yeme sorunu ortadan kalktı. Sapık bakın artık kalkmıyor ve de çok güzel takip ediyor yani. Herhalde Hintçiler bunlara bakıyordur ama ben anlamam arkadaşlar. Ben Hint'i sadece seviyorum. İşte gurk oluyor falan diye aldık. Gurk da olmuyorlar pek de. Şu anlık böyle takılıyoruz bakalım. Allah kapıdan mı gıcırdadı ya. Şimdi civcivlerimizi soranlar var. Civcivlerim bakın üst katı kapattım. Şu cüce koşinleri brakerlerin yanına aldım. Burada silver brakerler var biliyorsunuz. Zaten şimdi arkadaşlar şu yeni yapacağımız kafesleri yapınca bir bölmeye hemen bu civcivleri alacağım. Çünkü bunların artık pek bir ısıya ihtiyacı yok. Yani içerisi de öyle çok sıcak değil. O yüzden bunları artık aşağı alabilirim. Çünkü boyları da büyüdü. Yani baksanıza kafaları tam artık şey oluyor. Bunlar herhalde bir aylık civarı olmuşlardır brakerler. Şimdi burada bizim bıldırcınlar var. Bıldırcınlarımız büyümeye devam ediyor. Çocuklar. Bakın maşallah Ukrayna var. Lan dur nereye? Allah. Hemen kaçtı arkadaşlar. Şuna bakın. Evet içerisi biraz sıcak olmuş. Bakın ısıları artık yavaş yavaş düşürmemiz gerekiyor. Çünkü ağızlarını açmaya başlamışlar. O yüzden şimdi biraz ısılarını düşürürüz videodan sonra. Yine altta da bıldırcınlarımız büyümeye. Tabii ki devam ediyorlar. Bakalım burada durum nasıl. Buranın sıcaklığını biraz düşürmüştüm. Deneme yapıyorum arkadaşlar. Deneye deneye göreceğiz. Ulan sen ne yapıyorsun?
Ay. Ters ters yatmış yani, ölmüş gibi yatıyorlar. Lan dur dur dur. Bıldırcınlar çok çılgınlar ya. Yani hareketleri ne olacağı belli olmuyor. Bu arada şuradaki ispenci alacağım arkadaşlar da, şu an videoda almayayım. O ispenci de bunların yanına koymaya çalışacağım, bakalım kabul ederse. Şöyle geçelim, bizim burada yani yedek Hint orozumuz biraz rahatsız gibi arkadaşlar. Yani biraz keyfi yok. Bu tavuğumuzun da gözü düzelmiyor. Yani bunları ne yapacağız bilmiyorum. Böyle duruyorlar ama hayırlısı olsun yani. Tedavi etmeye çalışıyoruz en azından. Şimdi burada gurkumuz var. Gurkumuzun yanına girmeyeceğim bu sefer. Bugün rahatsız etmeyelim. Yatıyor bakalım. İnşallah şey yapacak. Bu arada bakın bir fare daha yakalandı. Şimdi orayı yapışkanı bırakıyorum ama gurkumuz sabahları kalkıyor. Gece oradan yapışkanı alıyorum arkadaşlar. Aldıktan sonra yine sabahları koyuyorum. Hani hayvan basmasın falan diye. Yine burada da var bir tane yapışkanımız. Böyle civcivler büyüyorlar. Makinamızın da şu şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar bu Nisan değil Mayıs olacak. Bunu yanlış yazmışım. O yüzden öyle bir sıkıntımız olmuş. Bakın zaten burası 20-23 Mayıs'ta bitecek. Yani 19 Mayıs'ta inşallah civcivlerimiz çıkacak. Bıldırcınlar için konuşuyorum. Öyle burada da normal bizim bıldırcınlar takılıyorlar. Kız geldin mi? Hadi hadi al, git. Git biraz gez. Artık havalar ısındı arkadaşlar. Artık pek soğuk olmaz bundan sonra. O yüzden kümesin dışındaki naylonları çıkartıp kızım. Kümesin dışındaki, bak bak nereye gidiyorsun? Hayır. Hayır dışarı yürü. Ne oldu? Cemal'lerden korktular herhalde bunlar. Evet, koro başladı arkadaşlar. Hadi. Kızlar. İyi ya, kavga etmediler pek. Dur dur. Ha, bir tanesi daha gitti. Evet, Hintler pek diğer ırkları sevmiyor. Evet, gittiler. Neyse gitsinler. Kapılarını kapatırız. Hatta Cemane Oroz'unu da salalım. Hep beraber takılsınlar. Hadi gidin geri. Siz gezmeyi hak etmediniz bugün. Çık. Bak o kadar dışarıda geldim. Buraya pisledin ha. Şu köy tavuğu çok hırçın arkadaşlar. Yani ne yaptığı belli olmuyor. Durun bakalım. Şuradan kapıyı açabilirsek. Hadi geç. Geç. Bir hava aldınız o kadar. Sapık. Sapık, hayır oğlum. Hayır. Bakın böyle giriyorlar arkadaşlar kendileri. Giriyorlar, çıkıyorlar. Yani ufak tefek yönlendirmelerle şöyle kapıları da kilitledik mi tamam. Kara oğlan. Hadi gel oğlum. Gel. Hadi çık. Çık 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 çık. Bakalım makinede Cemal'in yumurtaları var. Kaç tane ne çıkacak göreceğiz arkadaşlar. Oğlum oraya gitme oraya. Nereye? Hadi. Hadi. Hadi yürü 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 yürü. 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 Hadi. Evet, Putin çıldırdı. Bakalım Putin'e dalacak mı? Heh. Oo. Bak, Putin tepki vermiyor. Hadi bakayım. Yok bence Putin artık akıllandı arkadaşlar. Tele çok fazla vurmuyor. Önceden bu teli yıkacak gibi vuruyordu da. Hadi yürü bakayım. Kara olan. Uç. Hadi. Hadi bakayım manitaların yanına git. Kara kız anlar ya. Yani bunları böyle her gün salıyorum artık arkadaşlar. Biraz belki yonca da falan yeşillik yiyip yumurtaya geri başlarlar diye ama henüz bir şeyini alamadık karşılığını. Yani görüntü olarak falan çok güzeller bence. Bakın horozun da sırtında tüy dökümüne bağlı biraz bozulmalar başlamış. Yani tüyden çıktıktan sonra muhtemelen yumurtaya devam ederler ama sıkıntı değil yani. Olmadı değiştiririz ya, çok da hani problem yok. Sonuçta hayvanların görüntüsü güzel. Almak isteyen arkadaşlara belirtiriz böyle böyle durum diye.
Ona göre ya fiyatını düşürürüz ya işte bir şeyler yaparız ya. Sıkıntı değil. Çok şükür hayvanlar güzel oldukça hiçbir şey elde kalmıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim de. Evet, şimdi bunlar böyle takılsınlar. Biz gidelim, iftarımızı yapalım artık. İftardan önce de geliriz, bunları kapatırız. Evet, ne oldu oğlum? Evet, Nutella buraya geliyor. Hayır hayır, buraya gelmek yok. Evet, sanki yürümeyi unutmuş. Ayaklarını böyle üstten üstten atıyor. Bakın, yoncaları biçtik, güzel oldu. Bir de suladım peşinden. Bakalım, inşallah yeniden güzel güzel çıkar. Yani büyük ihtimal birkaç gün içinde de şurayı da aktif ederiz. Daha oraya şu an bir şey koymayız büyük ihtimalle. Yani köy tavuğunu mu koysak? Köy tavuğuyla ikinci hinti koyarız belki. Öyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar, dediğim gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.